Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün yine sizlere bir çiçek videosu hazırladım. Biliyorsunuz çiçekleri çok seviyorum. Gerçekten öyle, hem evimde hem balkonumda hem köydeki evimizde her yerde çiçeklerim mevcuttur. Bunlar evdeki çiçeklerimin birkaç tanesi. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu benim barış çiçeğim. Bayağı bir dallandı, budaklandı arkadaşlar. Şimdi yani bunu senede bir ben kötü dallarını alıyorum. Yani buduyorum arkadaşlar, şöyle dipten başlayaraktan bayağı bir buduyoruz ama yine de maşallah çoğalıyor. Öncelikle barış çiçeği hakkında biraz sizlere bilgi vereyim. Barış çiçeğimiz, çiçeğim yaz kış evimde durur. Yani odamın içinde bu şekilde, burada masanın üzerinde, masamda cam kenarında. Suyu çok sever. Ara ara yaptığım bakımları buna da yapıyorum. Zaten şimdi ne bakım yaptığımı da sizlere söyleyeceğim. Öncelikle çiçeklerimi bir göstereyim. Sonrasında arkadaşlar, bu da biliyorsunuz küçük bir saksıya tek bir filizle dikmiştim. Çiçekleri vardı. Videomda görürsünüz, daha önceki videomda. Bu da saksı değişme zamanı geldi. Sanırım bayağı büyüyecek. Bakın bir filiz, kaç tane filiz verdi bana. Bunlardan yine çoğaltmayı düşünüyorum. Bunlar da diğer küpe çiçeklerimden bir tane filiz alıp buraya diktim. Bu kırmızı açan küpe çiçeğim. Biliyorsunuz bunlar rengarenk açabiliyor. Pembe oluyor. Kırmızı oluyor. Beyaz açanı da var. Pembe açanı da var. Kırmızı açanı da var. Bendeki şu andaki kırmızı açan arkadaşlar. Evet, gelelim bu çiçeğimize. Arkadaşlar bu çiçeği şöyle göstereyim. Vallahi burada iki tane ismi var. Artık ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Seklemen diyen var. Ve menekşe diyen var arkadaşlar. Bakın şöyle. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. İki tane ismi var. İkisini de kullanıyoruz. Ama ben daha çok menekşe diyorum. Bu çiçeğim de arkadaşlar ışık gören, yine aynı böyle oda içinde, evin içinde ışık gören, yani camın önünde ışık görmesi lazım bir çiçeğimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtı. Çok şükür, maşallah. Yine de açıyor. Bakın dibine tomurcukları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun da iki ismi var diyelim. Ben menekşe diyorum. Bu da normal menekşemiz. Gördüğünüz gibi. Gelelim yılbaşı çiçeğimize. Sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeğimizin artık açma zamanı geliyor. Çünkü yılbaşı çiçekleri biliyorsunuz kışın açıyor. Yılbaşına yakın açıyor. Bu şekilde çok geç gelişen bir çiçek. Yani hani yılbaşı çiçeğini dikip de benim yılbaşı çiçeğim niye büyümedi diye üzülmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok geç gelişen bir çiçek. Yani geç büyüyor ama büyüyor. Mesela şöyle. Bakın. Yavaş yavaş. Şöyle göstereyim, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Küçük küçük filizler, dallar vermeye başladı. Yani bu şekilde uzuyor. Evet, bu sizlere gösterdiğim birkaç çiçeğim arkadaşlar. Daha yaprağı güzeli çiçeğim var. Ne söyleyeyim? Aloe veralarım var. Fesleğenlerim var. Sardunyalarım var. Şimdilik bunları gösterdim sevgili arkadaşlar.
Gelelim bu çiçeklerimizin bakımına. Bu videomuzun ismini kış bakımı koyalım arkadaşlar. Malum kış geliyor. Çiçeklerimiz yaz kış bu şekilde canlı olsun inşallah. Tabii böyle yaparsak, bu dediklerimizi yaparsak olur arkadaşlar. Benimkiler bu şekilde maşallah hep duruyor. Zaten sizlere yaz kış bunların videosunu farklı şekillerde atıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle yılbaşı çiçeğimden başlayayım. Ben yılbaşı çiçeğimi zaten görüyorsunuz. Özellikle çay çöpünü kullanıyorum. Yumurta kabuğunu suyuyla beraber kullanıyorum ara ara. Bu yılbaşı çiçeğimde çok etkili oluyor. Ben çok memnunum. Diğer çiçeklerimde de mutlaka çay çöpünü kullanıyorum. Ama sizlere bir tavsiyem daha var. Nasıl bizlerin, pardon arkadaşlar, nasıl bizlerin demire ihtiyacı var ise vücudumuzun demir eksikliğine ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Bunlar da birer canlı olduğu için bunların da demire ihtiyacı var sevgili arkadaşlarım. Nedir bu? Evet, çok şaşıracaksınız. Belki de biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. 1 litre suyun içine bulduğunuz demir parçalarını, teneke parçalarını, küçük küçük çiviler, yani demire ait olan her şey o 1 litre suyun içine atın. Bunu 2 gün, 3 gün kadar bekletin arkadaşlar. Sonrasında şöyle göstereyim. Şuradan çiçeklerimizin dibine, yani köküne gelmeden şöyle toprağından, saksının şu köşelerinden çiçeklerimizin saksıya demir suyunu dökelim. Gerçekten çiçeklerde ne kadar etkisi olduğunu gözünüzde göreceksiniz arkadaşlar. Bunu zaten köylerde yapılıyor, bilen biliyor. Mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da hani araştırıp da öğrenebilirsiniz yapmak isterseniz, ama ben sizlere canlı canlı çiçeklerimi gösteriyorum ve uyguluyorum arkadaşlar. Zaten çiçeklerimde yaptığım bütün vitaminleri sizlere gösteriyorum bakım için.